Herkese merhabalar efendim. Nesine Premier'de yeni bölümle karşınızdayız. Yine Erman Yaşar'la beraber neler oldu, neler olacak konuşacağız. Ne var ne yok? İyi, yani zaten girer girmez söyledim. Çok uygun değil mi adaya? Müthiş, müthiş. Edinburgh, Scotland. İnanılmaz. Yani tam bir forma da değil ama gibi. Hafif de forma falan. Yani gece de giy çıkarsın, maça giysen giyersin. Tabii. Acayip bir ürün. Acayip bir ürün. Senin acelen var bugün. Var. Bir takım o yüzden. Acelelerimiz var ama her zaman da söylemişimdir. Acele işe şeytan karışır. O yüzden ihtiyatlı bir şekilde programımızı yapacağız. Çekeceğiz. O zaman Phil Foden'la başlayalım mı? Başlayalım. Hat-trick yaptı Manchester City. 3-1 kazandı Brentford karşısında. Zorlanmadı ama Foden'ın tabii yükselen performansı ve işte artık tabelada ki değişikliklerde direkt sorumluluk alması İngilizleri biraz mutlu ediyor sanki. Tabii yani mesela geçen senenin yıldızlarından, geçen senenin kahramanlarından Jack Grealish'i kulübeye hapsetti. Evet. Phil Foden. Ya tabii bunda Jack Grealish'in sezon başında ciddi bir sakatlık geçirmesinin de payı var. Şanssız bir girişti. Geçen sene olağanüstü bir performans sergilemişti Jack Grealish. Hem Premier Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde ama çok ciddi bir sakatlık, uzun süre ayrı kaldı ve ondan sonra da tam ritmini bulamadı. Phil Foden da bu dönemi iyi değerlendirdi. Geçen sene de tam tersi olmuştu. Phil Foden bench'e, kulübeye hapsolmuştu Jack Grealish'in performansında ki Phil Foden yani İngilizlerin gerçekten altın çocuklarından biri. Tabii. Çok önemli bir yetenek. Bu sene gitgide yükseliyor performansı. Bu da artık en zirveye çıktığı maç oldu. Yani Manchester aslında çok zorlanmadı gibi gözüküyor. Yani oyun olarak tek kale oynadılar neredeyse. Rakip kalecinin ilk yarıda inanılmaz kurtarışları var. Kaleciyle City arasında geçti gibi. Ama yani 1-0 geriye düştüler ve birbiri de ilk yarının son anlarında bulabildiler. Sonra rahatladılar ikinci yarı. Sonra rahatlayıp kolay kazandılar ama yani ilk başta Brentford şöyle bir ne oluyoruz ya da dedirtti muhtemelen Pep Guardiola ve öğrencilerine. Phil Foden içinde ya skorer bir oyuncu Phil Foden ama bu sene mesela o skorelliğini çok göstermiyordu. Bu maça gelene kadar 4-5 golü vardı. Bir maçta 3 gol birden atıp özgüvenini de iyice tavana çektiğini görüyoruz. Tabii De Bruyne'nin dönüşü çok çok büyük bir faktör. Kesinlikle. Yani ikinci golde öyle bir pas atıyor İnanılmaz. Ki. İkinci golde öyle bir pas atıyor ki. City fabrika ayarlarına dönüyor. Bu da tabii Arsenal ve Liverpool için. Yine doğru için zamanda form tutuyor. Işte. Değişmiyor yani. Yıllar geçiyor ama bu değişmiyor. Arsenal ve Liverpool demişken o zaman o maça da bakalım. 3-1 yendi Arsenal. Aslında o sen de söyledin, geçen hafta da söyledin. Hani böyle birkaç galibiyete, farklı galibiyete ihtiyacı var o eski ayakları yere basan Arsenal için. Hakikaten de öyle oldu bu maç. Bu önemli Arsenal evet. için. Yani sadece skor direkt olarak rakibini yendi çünkü. Aynen öylesine. Bir de şunu da söylemek lazım. Maçı izleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Yani çok kötü oynadığınız bir maçta da Liverpool'u yenebilirsiniz. Bir duran topla yenersiniz. Liverpool kaçırır siz bir şans golü atarsanız. Öyle değil. Çok iyi oynadılar. Çok iyi oynadılar. Yani tam ikinci golde Alisson Becker'in Van Dijk'le anlaşamaması ve büyük bir hatası var ama işte şu grafik zaten İnanılmaz. Her şeyi anlatıyor. Arsenal neredeyse 4 gol beklentisine yaklaşırken Liverpool'un yarım gol beklentisi bile yok. Çok güçlü bir oyun ortaya koydu Arsenal. İkinci yarı hele yani İnanılmaz oynadı. Sildi yani Liverpool'u. Bir 6-7-8 dakikası Liverpool'un fena bir girişi yok. 53-55'e kadar sonrası silme Arsenal. Evet. Çok net bir mesaj da verdi. Ya tabii Liverpool'da da şunu söylemek lazım. İşte Andrew Robertson'ın daha yeni yeni sakatlıktan dönüyor oluşu, Salah'ın yokluğu bunlar önemli eksikler. Bu maçta orta sahada Curtis Jones ve Gravenberch gibi yani Endo yok. Endo Asya Kupası'nda. Evet. Orta sahası zaten tabii, Liverpool'un sıkıntılı bölgesi demiştik. Bir de eksik olunca. Yani McAllister, Curtis Jones ve Gravenberch ile çıkıyorsun Arsenal orta sahası karşısına. Olmuyor haliyle. Olmadı evet. Yarış 3 takımın da içinde olduğu bir yarış haline tekrardan Güzel. Geldi. Arsenal bu galibiyetle
şu sağlamayı da yaptı. Biz bu yarışı yıl sonuna kadar götürürüz. Yani kazanırız kazanamayız ayrı. Ama yani o şok dalgasını, hı hı, arka arkaya puanlar kaybettiğimiz dalgayı atlattık. Ve bundan sonra önümüze bakacağız. Fakat Manchester City maç eksiğini tamamladığında kazanırsa lider olacak. Ve açıkçası yine pole pozisyonundalar. Yine pole pozisyonundalar bence. Gidiyorum yani... maça. City Everton. Oo. Evet. Süper. Hafta sonu bir etkinlikle oradayım. Kevin bakalım. De Bruyne'yi canlı 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 izleme etkinliği. Evet bakalım. Hadi bakalım. Nasıl olacak? Var mı önerilerin maç için? İşte yer. Vurur geçer. Vurur geçer. Haaland'a, De Bruyne'ye, Alvarez'e keyifle bakınız. İzleyiniz diyorsun. Aynen. Peki devam edelim. İşlerin yine hiç iyi gitmediği Chelsea'yi hep böyle sunmak durumunda kalıyorum ama artık tabii pardon. Pochettino ile yollar ayrılır mı kısmını iyice gürültülü bir ses olarak duyulmaya başlandı. Yani şu surat ifadesini Pochettino'nun sezon içinde çok fazla gördük. Evet. Böyle tam biraz hani bir iki maç üst üste kazanılıyor kupada, ligde. Acaba mı derken mutlaka bir iki tane ağır yenilgi geliyor. Yani bu sene işlerin düzelmeyeceği belli tabii, oldu. Tabii kesin. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de bilmiyorum. Gider mi gitmez mi ne olur? Chelsea onu da bilmiyorum. Onu tahmin etmek çok zor. Onu da bilmiyorum. Gitmesi doğru olur mu? Yani gitmesi doğru olur mu? Bir anlamı var mı gitmesinin, kalmasının değil mi? Bu Chelsea nasıl düzelir? Çok zor. Biraz daha üstüne çalışmak lazım bu takımın. Yani çözemiyorum. Hakikaten yani bu takımla alakalı çok... Yani iş transfer de değil. Yani hani enteresan bir durum ya. Bir kabuk değişimi Roman Abramovich'ten sonra ama başarılamayan bir... Kabuk değişimi yani başkan, oradaki yönetim kademesi, üstüne teknik direktör, oyuncu grubu. Dediğim gibi yani bu takımla ilgili böyle net yargılar yapmaktan çekiniyorum. Çünkü sizi çok taca çıkarabilecek bir takım. Şimdi derim ki ya bu Chelsea'de hiçbir şey olmaz. 3 hafta üst üste maç kazanabilir bu takım. Yani Pochettino'ya sabretmek lazım. Düzeltir işleri dersin. Bir ay hiç maç gol bile atamadığı falan vardı, oluyor. Vardı evet. Dediğim gibi... Ne Pochettino olmak isterim? Şu an ne Chelsea'de oyuncu olmak evet, isterim yani. Evet yani çok toksik, çok sıkıntılı bir ortam. Gelenin aşağı düştüğü... Ya biraz Manchester United'ın Sir Alex Ferguson sonrası dönemini andırıyor ama... David Moyes falan. Yani mesela Manchester United'da bile... O dönemi çok kötüydü diye hatırlıyorum. Şu an, evet o zaman öyleydi. Ya Manchester United'da bile şu an... Şu yeterli, şu yetersiz, bu gider, bu kalır falan. Biraz daha berrak bir tablo var ki skorları daha iyi zaten. Evet. Ne olursa olsun Manchester United'da. Ya orada da işler çok iyi gitmiyor. Ama biraz daha yani su o kadar bulanık değil. Yani Chelsea'de inanılmaz bir bulanıklık var suda. Çok toksik bir ortam. Bir de yani çıkış yolu o i̇şte, tünelin sonundaki ışık görünmüyor bir türlü. Hakikaten ben net bir şey diyemiyorum yani bu takım nasıl... Kurtulur, bu takım nasıl düzelir? Ama bunun yolunun fazla transfer ve hoca değiştirmek olmadığı da göründü. Sanki biraz kötü de gitse sabredip sezon sonuna kadar en azından akışına bırakmakta fayda var gibi. Devam edelim. Højlund üst üste 4 Premier Lig maçında gol atmayı başardı. Aston Villa, Tottenham, Wolverhampton, West Ham. Tabii yani onun gol atması kendi kariyeri için güzel bir şey ama her zaman United için çok anlamlı olmuyor. Ya şöyle, Rasmus Højlund zaten potansiyeli belli bir evet, oyuncu. Yani Galatasaray maçlarından da hatırlayacaktır futbolcular. Daha yakından tanıdığı Türk izleyicisi. Ha, Premier Ligi yakından takip etmiyorlarsa özellikle Galatasaray'ın kazandığı Old Trafford'daki maçta çok etkili bir oyun oynamıştı. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde atıyordu golleri. İlginç bir şekilde Premier Lig'de gol atamıyordu. Yani Premier Lig'in ilk 9-10 haftasını golsüz geçti. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 gol atmışken. Ama Premier Lig'de de başladı. Yani böyle biraz Haaland'ımsı yönleri var. Yani Haaland tabii başka bir oyuncu, başka bir sınıf ve çok daha golcü. Hemşerilik yapılıyor orada birazcık değil mi şey yaparken? Evet ama yani hızı, gücü, yani hızlanışı özellikle gerçekten acayip. Çok yıpratıcı, çok dağıtıcı bir oyuncu. Ama yani Atalanta'da tam bir sezonu neredeyse olan bir oyuncuydu. Yani Manu'da da işte yarım sezonu var daha. Hani daha oynaması gereken, üstüne bir şeyler koyması gereken bir oyuncu. Erling Haaland mesela Dortmund'larda, orada, burada, Salzburg'larda uzun süre oynamıştı. Bir de yani hep artıra artıra gitti. O yüzden bence Rasmus Højlund'u
seneye, hatta belki bir sonraki sene, hala çok genç. Ya böyle 2026'da falan potansiyeline yakın bir yerde göreceğiz. Ama Premier Lig'de de golleri bulmaya başlaması önemli. Son bir maddemiz daha var. Gelsin ekrana. Enes Ünal artık Bournemouth forması giyecek. Benimle aynı kaderi paylaşmış Enes kardeşim. Onun da vizesi çıkmamış. İngiltere'ye gidemedi ilk maça. Çıkmadı mı vizen? Yok, benim daha önce çıkmamıştı. Ha, daha önce. Yeni zannettim ben. Yok, yeni değil. Enes'in de açıklama evet, yaptı Bournemouth evet. kulübü. Vizesi çıkmadığı için bu maçta olmayacak diye. Ama şu anda herhalde artık çözülmek üzere o problem. Nasıl yorumluyorsun? Yani Enes'in tabii ki Premier Lig'e gitmesi çok sevindirici. Aslında yıllardır iyi işte çıkartıyordu Etafe'de. Burada da belirtildiği evet. gibi Bursa Spor'dan ilk transferini Manchester City'ye yapmış ama Manchester City'de hiç oynamamıştı. Oynamadı. Hollanda'ya kiralanmıştı. Sonrasında zaten çok enteresan Hollanda bir kariyeri var. Hollanda çok güzel geçmişti onun evet, için. Evet, Hollanda çok iyi geçti. Sonrasında İspanya'ya gitti. İşte yine geçen sezon çok iyi geçti. Geçen sezon zaten çok iyi geçti. Real Madrid'in düşündüğü oyunculardan radarına biriydi. Girdi yani. Yani yedek forvet olarak. Yani şu anda Hossel oynuyor. Yani Hossel yerine Enes'i de alabilirlerdi gayet. Ama sakatlandı maalesef. Yani çok iyi giden bir sezonda. Evet. La Liga'da gol krallığı yarışında ismi geçtiği bir sezonda sakatlandı. Şimdi Bournemouth'ta Premier Lig'in en önemli golcülerinden biri olan, bu senenin en formda golcülerinden biri olan Dominic Solanke var. Burada hocanın çift forvet oynatacağını düşünmüyorum. Hoca acaba Enes'i Solanke'nin biraz arkasında konumlandırarak bir ikinci forvet gibi mi sahaya atar? Yoksa yedek için yapılmış bir transfer mi? Yani çünkü Solanke varken Solanke oynar. Oynar. Şu anki haliyle. İyi de yani. Şu an 14 gol falan attı. Müthiş oynuyor. Yani Salah ve Haaland'la yarışıyor. Böyle bir oyuncu Enes'in gelip şu anda kesebilmesi mümkün değil. Sakatlık çıkışı. Ama Enes'i bir ikinci forvet gibi biraz daha geride konumlandırabilirler. Ya da ilk etapta doğrudan bir yedek yavaş yavaş ısındırabilirler. Ama Premier Lig'e dönmesi iyi. Bournemouth'ta bu sene geçtiğimiz senelere oranla sınıf yükselen bir takım. Gücünü, kalitesini gösteren bir takım. Enes için sevindirici. Burada bu bence boğuşma. Bence Avrupa Şampiyonası dönemi için de sevindirici. Aynen, onu Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi hazırlayacaktır. Çok ihtiyacımız var çünkü. Kesinlikle. İleride hele böyle bir Premier Lig tozu yutarsa bu kalan dönemde de epey güzel olur. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Bu haftayı da noktaladık. Hoşça kalın efendim. We'll be right back.